Değerli Kanal 34 ve Hür TV izleyicileri, her cuma 18'de Hür Hayat programıyla sizlerle birlikte olacağız. Programı arkadaşım Erol Yılmaz'la birlikte sunacağız. Seçkin konu ve konuklarla her hafta cuma günü 18'de sizleri bekliyoruz. Erol Hocam buyurun, siz ne diyeceksiniz? Evet Obuzlar Bey, programımızda sinema, tiyatro, müzik, siyaset, ekonomi, sağlık, turizm, eğitim gibi hayata dair tüm konu ve konuklar olacak. Tüm izleyicilere sağlıklı günler diliyoruz. Değerli Kanal 34 ve Hür TV izleyicileri, her cuma saat 18'de olan Hür Hayat programını pandemi ve pandemide biraz rahatlık sebebiyle programımızı her pazartesi günü saat 20-21 saatleri arasında sizlere sunmaya çalışacağız. Bu vesileyle sizinle olduğum için bizden ayrılmayın. Güzel şeyler paylaşacağız inşallah. Bugün Türkiye'nin gündemi ve kıymetli bir yazar dostumuzun bir kitabını konuşacağız. Tayfun Atmaca Bey'in Dut Mevsimi kitabı, Ahıska sürgününü anlatacak Tayfun Atmaca Bey. Tayfun Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim. Tayfun Bey, bize Dut Mevsimi'ni, kitabınızı lütfen bize anlatır mısınız? Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. İlk önce sözlerime böyle başlamak istiyorum. Bu dut ağacı Ahıska sürgününün hikayesini derinlemesini anlatan bir çalışma. Yaklaşık 2 senemi aldı bu çalışmanın ortaya çıkması için. Ve bu çalışmayla ilgili özellikle Ahıska bölgesindeki dostlarımızın bizzat yaşadıkları olaylardan hareket ederek çalışmaları derinleştirdim. Ben bundan önce kısaca bu Ahıska Türkleri kimdir? Bunlar neler yaparlar? Bundan söz etmek istiyorum. Evet. Bilindiği gibi 1944 yılında büyük bir sürgüne maruz kalıyorlar. Ve Orta Asya'ya bir tren vagonunda büyük bir göçle başlıyor bunların hikayesi. Ve her geçen zaman içerisinde de bunların yaşantıları, sıkıntıları artarak devam ediyor. Şu anda benim sürgündeki akrabalarımız diye tabir ettiğim bu kardeşlerimiz dünyada sürgünde kalan tek millet olmaya devam ediyorlar. Ben yaşadıkları bölgeleri bizzat giderek yaşadıkları bu acıları, ızdırapları yerinde kendilerinden dinledim. Ve bu yaşanmışlıklardan derlenen bir çalışma oldu bu. Müsaade ederseniz onu da göstermek istiyorum. Evet. Ahıska'da Ahıska sürgününü anlatan bu dut ağacı kitabımızla ilgili kısaca şunları söylemek istiyorum. Ben bu bölgede yaptığım çalışmalar sırasında özellikle 1944'te 7-8 yaşlarında olan insanlarla görüştüm ve bunların acı hikayelerini derledim. Mesela kitabın ana kahramanı Şahbender. Tayfun Bey kardeşim, siz bu Dut Mevsimi'ni yazarken yerinde, evet, canlı insanlarla görüştünüz ve bunları derlediniz. Doğru mu diyorum? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Kitap gerçek bir hikaye, hayat hikayesini anlatıyor, sürgün hikayesini anlatıyor. Evet. Bize Tayfun Bey, bize Dut Mevsimi'nden küçük bir paragraf. Bir acı, bir dram. Zaten dramdı o sürgün. Dolayısıyla orada görüştüğünüz bir Ahıska Türkü'nün size söylediklerini bize nakleder misiniz? Kitabın kahramanı Şahbender isminde 70 küsur yaşında bir büyüğümüzdü. Bunun enteresan bir hikayesi var. 7-8 yaşlarında sürgüne maruz kaldığı zaman bir gece yarısı bunları vagonlara bindiriyorlar. Ve indiği vagondaki hikayesi çok enteresan. Şöyle ki, bu vagonda hamile bir genç bir gelin var.
Ama kocası bir başka vagonda, diğer annesi babası bir başka vagonda ve bu tren geceli gündüzlü durmadan hareket ederken ve bu genç gelin orada doğum yapıyor. Yani vagonda doğum yapıyor. Çok enteresan. Ve vagon da ağzına kadar insanlarla dolu. Ve bunun bu trajedik hikayesini Şahbender şöyle izah ediyor. Diyor ki bu gelinin doğum sancılarını duymamamız için hep birlikte şarkı söylüyorduk diyor. 7'den 70'e o vagondaki bulunanlar ve bu şarkı çok enteresan. Şarkı bitmeden diğer vagonda da devamı geliyormuş şarkının. Yani sürekli bir bu hatırayı anlatmak açısından çok kıymetli diye düşünüyorum. Sonuçta da bu gelin o doğum sırasında çocuğunu kaybediyor. Ve mezarı bile olmadan trenin durduğu bir yerde hemen oraya gömüyorlar o bebeği. Bu bana çok trajedik gelmişti o zaman. Evet, eyvah. Erol Bey, Tayfun Bey'e ne soracaksınız? Değerli Tayfun Bey, buyurun. Çok net ve akıcı bir şekilde anlatırken bir araya bir hatıra girdi. Yine o akıcı anlatmanızı devam ettirmenizi isteyeceğim. Çünkü sanki belgeselde bölgeleri gezerken yaşadıklarınızı bir kitabın yazılmasının sadece masa başında oturup kalemle yazılmasından ibaret olmadığını anlamamız kesinlikle gerekiyor. Doğru. Bu çerçevede o akıcı anlatmanıza devam edebilir misiniz? Şimdi ben bu konuyu biraz önce de söylediğim gibi 2 seneyi aşan bir sürede yazdım bu kitabı. Ama bu kitabın malzemelerinin biriktirilmesi en az 15 sene aldı. Çünkü bölgede özellikle Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da Alaska Türkleri çok fazla varlar. Ve buradaki insanlarla yaptığım birebir görüşmelerdeki notlar, bu hikayelerin derlenmesi takdir ederseniz ki bir hayli zaman aldı. Mesela bunların içerisinde Türkiye'ye döndükten sonra yaptığım derlemede bu içlerindeki hikayelerden en enteresan olanlarını seçtim. Ve bu Şahbender, kahraman, kitabın kahramanı Şahbender, Şahbender'in anlattıkları gerçekten çok enteresandı. Mesela yine kitaptan bir pasaj olması açısından anlatmak istiyorum. Şahbender Kırgızistan'da evlendiği, yine bir Ağızka Türk'ü bir bayanla evlendiğinde bir çocuğu oluyor. Ve bu çocuğu doğduktan sonra Şahbender göremiyor çocuğu. Ve bu çocuk zaman içerisinde Ruslar tarafından yetiştiriliyor. Ve enteresandır ve çok iyi bir gazeteci oluyor bu oğlu. Ve zaman içerisinde babasıyla gelip röportaj yapıyor. Ve bir süre röportajdan bir süre sonra birbirlerini anlıyorlar ki bunlar gerçekten o zaman kopan baba oğul olduklarını. Bu da çok enteresan. Bu gerçek bir hikaye bunlar. Bu da benim ilgimi çeken konular arasındaydı. Sevgili Tayfun Bey, teşekkür ediyorum. Siz aynı zamanda Hür Gazeteciler Birliği Genel Sekreterisiniz. Evet. Hür TV'de de programında ilk defa sizi ağırlıyorum. Teşekkür ediyorum. Anlattığınız Dut Ağacı romanını dinleyicilerimiz nerelerden temin ederler? Kaç sayfadır? Hangi yayın evinden çıkmıştır? Lütfen onları da açarsanız. Kitap Dut Ağacı yaklaşık 400 sayfa ve internet yayın evlerinden temin edilebiliyor. Sinova yayınlarından çıktı kitap 2018'de. Ve bir hayli ilgi gördü. Özellikle Türkiye'de ve yurt dışında bulunan Alaska Türkleri tarafından. Ben bu arada bana bu fırsatı verdiğiniz için de size özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Erol Hocam, buyurun. Ben teşekkür ederim. Değerli Tayfun Bey,
Dut ağacından bahsettiniz. Bu kitabı ben de çok kısa bir süre önce edindim. Bunda sizin de katkınız oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok özel, anlamlı bir kitap. Hem kitabın konusu, hem içeriği, hem yazan kişinin verdiği emek, hem şahsınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin ben başka kitaplarınız da var. Onlar için de kitap çalışmalarını bu formatta mı yapıyorsunuz? Yoksa bu çalışma bu kitaba ait mi? Özellikle belgesel olması açısından soruyorum. Benim en son yazdığım Karda Ayak İzleri, Sarıkamış'tan Nargin Adası'na. Bu kitabın da çalışma prensipleri çok enteresan. Şöyle ki, ben bir konuyu tespit ettiğim zaman bu konuyla ilgili diğer yazarların neler yaptığına bakıyorum. Ve daha farklı bir şey oluşturmak için yapılmamış bir şeyin üzerine gidiyorum. Mesela Sarıkamış'tan Nargin Adası'na yaptığım çalışmada, bu zamana kadar yapılan bütün çalışmalarda Sarıkamış'ta olay başlamış ve orada bitmiş. Ama benim yaptığım bu çalışmada, bu araştırmada mesela Sarıkamış'tan sonra Tiflis ve Bakü ayağı var olayın. Ve ben bu üç ayak üzerine kurdum bu kitabı ve çok daha güçlü bir şey oldu, yayın oldu. Mesela Nargin Adası şu anda bu kitaptan sonra, bunu da ilk defa burada açıklamak istiyorum. Nargin Adası bu kitaptan sonra bir müze olma kararı aldı Azerbaycan Devleti tarafından. Çünkü bu kitapta aynı zamanda da tarihi belgeler var. Yani onlara yol gösterici. Çünkü ben bu kitabın tarih bölümünü bizim arşiv belgelerimizden de çalışmıştım. O da çok farklı bir şey oluştu onlar açısından. Ve bu kitabın da böyle farklı bir yönü var. Karda Ayak İzleri... Karda Ayak İzleri Sarıkamış faciasını anlatıyor değil mi? Evet. Siz Karda Ayak İzlerini kaleme alırken yine bu şehitlerin yakınlarıyla mı konuştunuz? Nasıl oluştu bu kitap? Sarıkamış harekatıyla ilgili ilk önce bizim devlet arşiv belgelerinden hareket ettim ilk etapta. Evet. Fakat araştırma devam ettiği zaman sadece bunun Sarıkamış'ta kalmadığını, Tiflis'te bu olayın devam ettiğini, mesela Tiflis'te ilk defa oradan Naftluk diye bir mezarlık tespit edildi. Bu Osmanlı mezarlığı. Sarıkamış harekatından sonra oradaki esirlerimizi ilk önce Tiflis'e götürmüşler ve orada birçoğu da zaten hastalıktan Naftluk mezarlığında gömülmüş şehitlerimiz. Bir kısmını da Bakü'ye götürmüşler, Bakü Nargin Adası'na. Bu yaptığım araştırma sonucunda çıkan bir olay. Bunun da şöyle enteresan bir tarafı var. Bu üç ayaklı, yani Sarıkamış, Tiflis ve Bakü ayağı bu kitabın dört dörtlük bir çalışma olduğunu ortaya çıkarttı. Yani 1914'te başlayan Sarıkamış harekatı sadece Sarıkamış'ta bitmemiş. Bunun devamı olarak Tiflis'le Bakü ayağıyla da güçlendirince kitabın bütün şeyleri, ana çerçevesi çizilmiş oldu ve bu nedenle de bu konuda yapılmış Sarıkamış harekatı ile ilgili yapılmış ender çalışmalardan birisidir bu. Evet. Sevgili Tayfun Atmaca, yeni bir çalışma var mı bu belgesel türünde? İki çalışmamız daha var. Bir tanesi Meryem isminde bir kızımızın, bir Hristiyan bu, Amerika'da eğitim görüyor. Ve bir Türkiye'den de bir doktorumuzla olan aşkı ve bu aşkla birlikte korona sürecindeki, çünkü eskiye dayalı salgın hastalıklar bağlantılı bir çalışma. İkinci çalışmam da, bunu da yine ilk defa burada açıklıyorum. Önümüzdeki sene 2022'de Enver Paşa'nın ölümünün 100. yıl dönümü. Ben Enver Paşa'nın kıymetli eşine yazdığı özel mektupları buldum. Bunlarla ilgili bir çalışma yapıyorum şimdi.
Yani bu iki çalışma benim şu anda elimde bulunan ve üzerinde yoğunlaştığım çalışmalar arasında. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Başarılar diliyoruz. Yeni kitabınızı da sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum bana bu şansı verdiğiniz. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Erol Hocam, Tayfun Bey'i uğurladık. Teşekkür ettik, uğurladık. Şimdi Türkiye'de gündem çok yoğun. Biliyorsunuz bizim ülke zaten gündem cenneti. Yani her hafta yeni bir gündemle Türkiye'de insanlar uyanıyor. Bu konuda, bu gündem cenneti konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, geçen haftaki programlarımızdan birisinde zannediyorum siz onu belirttiniz. Türkiye'deki gündem, Türkiye'de bulunan gündem Amerika'da bir haftada nasıl? O şöyleydi Erol Hocam, izin verirseniz. Evet. Tekrar edelim. Bir Amerikan büyükelçisi ülkemizde görevden alınıp Amerika'ya dönünce de CNN'in başına getirildi. Bu zat şunu söyledi. Türkiye'deki gündem, bir haftalık gündem Amerika'da gerçekleşse Amerika diye bir ülke kalmaz dedi. Şimdi, biz dualı bir ülkeyiz. Yani gündemler şehitlerimizin dualarıyla, kanlarıyla bizi gündemler pek ilgilendirmiyor ama işte o amasını siz söylediniz. Siz de özellikle bu açıklamayı yapmak için bunu söyledim. O kadar çok gündem var ki, ya da şöyle diyelim. Biz ikimiz oturduk burada. Konuşmayla rekor kırabiliriz. Yani 3 saat, 5 saat, 10 saat, 12 saat, 15 saat, yani gündemi sıralayalım, detaylandırırsak o kadar çok gündem var. Onun arasında, bu gündem arasında, bu telaş arasında mesela dün pençe harekatında bir şehidimiz var. Haber bile olmuyor. Öyle diyoruz olsun. Biz de. Cenneti evet. Mekan olsun. Bu kadar gündemin arasında söz konusu bile olmuyor. Bunlar üzücü konular tabii evet, ki. Evet. Gündemde bizim herkesin konuştuğu, herkesin milyonlarca izlediği konuları değil de biraz böyle kenarda köşede kalmış ama konuştuğumuz zaman kamuya, toplum yararına bir katkısı varsa olacağını umduğumuz bazı konu başlıklarından bahsedelim. Bunlar ne olacak? Ben genellikle yorumsuz yapıyorum. Yorumsuz bazı kavramlardan bahsedeyim. Evet. Siz o engin gazetecilik deneyiminizle, öngörünüzle, analitik düşüncenizle bize onları yorumlayın. Teşekkür ederim. Birlikte yapalım. Onlardan birincisi ne olabilir? Bakalım şöyle. Birincisi şu olmuş. Geçtiğimiz hafta kara para aklama iddiaları gündeme gelince Aralık 2020'de yurt dışına çıkan ve bir daha Türkiye'ye dönmeyen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Borajet'in eski sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Evet. Yani Borajet'in eski sahibi, 2020'de olan bir olay. Mahkemeler devam ediyor. Bir süreçtir bu. Hemen o anda olmuyor. Tutuklama kararı çıkartılmış. Ben şöyle diyeceğim. Bir holding sahibi kara para aklıyor ve tutuklanıyor. Bu ülkede tosuncuklar dışarı çıktı. Yakalanmadı. Herhalde yakalanacak. Yine de uğraşılıyor. Evet. Sonra kripto para çalışmaları yapanlar yaşandı. Evet. Bunlar hep birbirine benziyor. Bunlar nasıl böyle yurt dışına çıkabiliyorlar ya da çok hazırlıksız mı yakalanıyor? Böyle bir genel bu konuda bu model iş insanları mı diyelim, çok akıllı insanlar mı diyelim, bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Efendim şimdi kara paraya ya da kanunsuz işlere bulaşan insanlar bir şekilde yurt dışına çıkabiliyorlar. Devlet sıkı denetim yapmasına rağmen bir yolunu bulup çıkıyorlar. Yani bu artık vaka.
arkasından tabii ki devletin gücüyle bulundukları ülkelerden kıskıvrak bize iade ediliyor. Yani kaçışı yok. Suçun kaçışı olmaz. Bir gün ortaya çıkacaktır. Yani uzun sürebilir diyorsunuz. Ya uzun sürer kısa ama suç mutlaka cezasını çeker kardeşim. Suçlu cezasını çekecek. Çekmeli de. Öyle olmalı. Devlet ne için var o zaman? Yani insanların milyonlarca dolarını, 3 milyar dolar işte o dediğin şirket kripto para olayında 3 milyar dolarlık 2 milyar dolar. Ya da 2 milyar, 3 milyar. 3 milyar dolar çok, dünyanın her yerinde çok büyük para. Bazı ufak devletlerin yıllık şeyi milli hasılası ya da bütçesi kadar bir para. Yani benim halkımı dolandırıyor, gidiyor Avrupa'da bu parayı yedirmezler insana. Devlet yedirmez yani. Bunun bedelini ödeyeceksin sen. Bununla ilgili bir yorum yapabilir miyim? Tabii buyurun efendim. Şöyle kripto parayla ilgili bir de ondan evvel yani sütle tosuncuk olayıyla nasıl bir sistemse o da böyle bir saadet zinciri sistemi zannediyorum. Bunlar çok genç çocuklar ya da çok akıllı çocuklar ya da bizim ülkemiz... Suç makineleri efendim. Suç makineleri. Yani bunun akılla bir alakası yok. Yani bizim milletimizin saflığından yararlanıyorlar diyelim. Şimdi ben yorumdan yani ziyade... Yani izleyicilerimiz bizi bağışlasınlar. Böyle insanlara prim vermesinler. Yani özür dilerim sözünüzü böldüm ama geçtiğimiz günlerde bir avukata mesaj geliyor. Arabanızın muayenesini bilmem nerede yapın 40 lira. Adam da gidiyor 40 lira yapıyor. Arabanın muayenesini alıyor. Aldıktan sonra anlıyor ki sahte bir belge, sahte bir muayene ama dava açıyor tabii. Adamlar da kıskıvrak yakalatıyor. Diyor ki adam 40 lirayı 10 milyonla çarparsanız ya da 20 milyonla çarparsanız vurgunun kazanç çıkar ortaya. Evet. Ya tabii yani vurgunun boyutu ortaya çıkar diyor. Şimdi değerli Abuzer Bey şöyle dolandırıcılık sistemi var. Onu ayrı tutuyorum da ben bu sistem için bir de vatandaşlarımız için uyarıda da bulunmamız gerekiyor. Yani tabii, rol model tabii. Olmamız gerekiyor. Birincisi şu, dün de bugün de bir haberde şöyle deniliyor. Sosyal medya hesabı ele geçirilmiş bir vatandaşın. Evet. Arkadaşı diyor ki ben 5 bin lira yatırdım, 150 bin lira kazandım. O da arkadaşı zannediyor. O da o miktar 200-300 bin liralık bir para kaybediyor. Bu dolandırıcılık sistemi. Hani sosyal medya çok da güvenli değil açıkçası. Evet. Ama burası bu özellikle Bitcoin yurt dışına çıkan genç insan, bu tosuncuk dediğimiz genç adam. Çocuk diyelim. Bunlarda eskilerin Sülün Osman'ı vardı biliyorsunuz. Orada Sülün Osman yaşlı başlı. Onlar namussuz dolandırıcıydı. Bilmiyorum. Evet. Dolandırıcılığın namusu. Bunlar artık Sülün Osman'a bile şapka çıkartıyorlar. Hocam çok özür diliyorum. Evde oturuyorum. Telefonuma bir mesaj geldi. Bir ne derler iletişim şeyinden. Ağından. Dediler ki, diyor ki telefon kazandınız. Lütfen devam edin. Tuşa bastım. İşte karşına adın, soyadın, adresin, ona da bastık. Güvenilir yani büyük bir firma. Evet firma. İkinci bastığından sonra karşına banka hesap numaranızı yazın diye. Yani vatandaş bunlara itibar etmesin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben zaten ben... Bugün böyle başlıyor yani. Bu adamların zeki olmasından falan değil. Şu internet olayı çıktıktan sonra bu olaylar patlama yaptı. Yani tosuncuklar işte kripto para şeyleri. Hadi sadece bizim ülkemizde de olmuyor. İşte geçtiğimiz günlerde oluyor, tabii. Bir Bulgar kadın yani 3 milyar dolar almış gitmiş kripto paradan. 3 milyar aranıyor bütün dünyada aranıyor. Kaçacağı nokta da yok yani. Sonuçta cezasını ödeyecek bu. Böyle devletler hukuku da böyle yani. Evet, bütün gündemimizi buna ayırmayalım ama şöyle de bir bağlayalım bu konuyu. Bu kripto para konusunda para kaybeden
vatandaşlardan birisi aynen şu cümleyi kullandı. Gazetelere haber oldu. Çok da konuşuldu o. Ben çok para kazandım ama gözüm doymadı. Bir çocuk bizi kandırdı. Allah bizim gözümüzü doyursun. Aslında bu olayın özeti gibi sanki. Evet, bizim doğru. İnsanlarımız da doğru. Bu dolandırıcılık sisteminde sanki çok kestirme ya da hiçbir emek harcamadan para kazanmanın yollarını arıyor gibiler. Evet. Biraz da kendimizde aramamız gerekiyor. Evet. Aslında özeti de bu şekilde vermiş evet. Durumda. Doğru, doğru hocam. Dediğinizde çok haklısınız. Bir, yani halkımız bu işte biraz duyarlı olsa bu işler yapılamaz zaten. Şimdi genç bir çocuk, çocuk denecek yaşta, tosuncuk dediğin insan. Oraya bir araziye Çiftlik Bank diye bir yazı yazdırmış. Çiftlik Bank, onu hatırlayamadım ben. 700-800 liraya bir şey yaptırmış. Tabela. Çiftlik Bank. Onu çekiyor. İşte sizin de bir dananız olsun, sizin de bir ineğiniz olsun. Şu kadar para yatırın, çiftliğe ortak olun. Ya arkadaş, topladığı para akıllara ziyan bir para. Yani adam görmediği tosuna, çocuğa da tosuncuk diyorlar zaten o yüzden. Evet. Görmediği tosuna 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira daha çok kazanayım diye 300 bin lira, 500 bin lira yatırıyor. Halkımız lütfen bu konuda duyarlı olsun artık diye düşünüyorum. Biz şimdi gündemimizi böyle sabit bir noktaya bağlayıp da vaktimizi de olumsuz evet. Değerlendirmeyelim. Bir ülkeden bir haber verdik. Bir de genel yurt dışından bir haber vereceğim. Bu da aslında 1000 yıldır, 2000 yıldır, 3000 yıldır belki de uzun yıllar dünya insanı doğayı el birliğiyle mahvetmek için çaba gösterdi sanki. Tabii. Biz yani bu ha. Biziz yani bu dünyayı evet, evet, evet. Sadece bu 20-30 50 yıllık bir olay da değil diye düşünüyorum. Evet. Binlerce yıldır doğayı çok acımasız bir şekilde katlettik. Evet. Bugün de değişik... Doğa intikamını alıyor diyelim. Doğa da intikamını alıyor. Biz bugün de çok rant için hani böyle kazanç için hala böyle bir ticaret için yine doğayı katletmekten de geri kalmıyoruz. Evet. Şimdi bunu hani programın formatı bu değil ama kalabalığa, topluma pozitif bir mesaj vermek adına çevreci olduğumuzu, çevrenin korunması gerektiğini, doğanın hepimize ait olduğunu söyleyelim. Peki bunu niye söyledim? Bir ajans, Avrupa Uzay Ajansı bir bilgi veriyor. Antarktika bir buzul kopuyor. Buzulun boyutu 175 kilometre uzunluğunda. 25 kilometre genişliğinde. Tahminen de İstanbul yüz ölçümüne denk bir buzul. Şimdi buzullar kopuyor. Dünyanın dengesi değişiyor. Siz biraz evvel söylediniz. Belki de özetlediniz. Doğa intikamını alıyor mu? Alıyor tabii ki işte. Yaşadığımız şeyleri biliyor. Görüyoruz. Birlikte yaşıyoruz efendim. Şimdi bu İklim değişiklikleri bütün canlıları vuruyor. İşte dünyada bir COVID salgını var. Efendim, yani bu doğanın intikamıdır, başka bir şey değildir yani. Yani işte bir sürü komplo teorileri falan yapılıyor ama efendim, geçtiğimiz günlerde Fethiye'de yılanlar halkın arasında görülmüş. Bir çevre bilimci de neden olduğunu söylüyor ve kesinlikle diyor bu hayvanlara zarar vermeyin. Neden? Bir zamanlar kuş gribi dediler. Anadolu'daki tavukları katlettiler. Bir kuş gribi şeyi. Dolayısıyla o tavuklar gidince ne oldu? Ölümler başladı. Keneden. Börtü böcekten evet. Evet. Yani şimdi yılanlar farelerle besleniyor. Fareler biliyorsun mikrop taşıyorlar. Veba mikrobu. Dolayısıyla doğanın dengesini insanlar bozuyor. Biz bozuyoruz. Doğada ondan sonra ne oluyor? Ya arkadaş benim ülkemde hala arabasının arkasına kendine bekçilik yapan, evini koruyan, tarlasını koruyan köpeği arabasının arkasına bağlıyor adam.
Basıyor gaza hayvan, artık sonunda dayanamıyor. Paramparça oluyor, sürünüyor. Yerde sürünerek can veriyor. Yani bu vahşet dünyanın hiçbir yerinde olmaz, olmamalı. Olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla adam köpeğini kaybediyor ve karşısına da poz verip resim çektiriyor. Şeyde paylaşıyor Facebook'ta. Neden beğensinler diye. Evet. Evet. Yani geçenlerde yine sosyal medyada gördüm. Adamın biri ineklerini sağmış, kova kova koymuş. Kova, ya koca yürekli sütçü diyor, sütü yıkıyor diyor. Su ilave ediyor. Hmm. Yahu böyle bir hile ahlaki var. Erozyon olabilir mi? Göstere göstere. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ahlaki erozyona uğramış insanları lütfen devlet yetkilileri, her bölgede var tabii, yani her bölgenin polisi var, devlet adamı var, kaymakamı var, savcısı var. Bu adamlara caydırıcı cezalar verilmeli. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, yani kripto parayla insanları dolandıran adam, bu suçu da bir nevi ufak çaplı. Yani hırsızlığın miktarı olmaz. 1 lira da çalsalı 1 lira da hırsızlıktır. 1 milyon lira da hırsızlıktır. O anlamda söylüyorum. Şimdi siz, evet hocam, siz bana deseniz ki, siz soru sorsanız bana, deseniz ki siz bir STK'da yetkilisiniz. Evet. Bir, işte bir belediye kurumunda yetkilisiniz. Bir eğitim camiasının söz sahibi birisisiniz. Evet. İşte ne bileyim, yani bir imza yetkim olan, bir özgür irademle proje üretecek ve onun finanse edecek durumda olan birisi olsanız ne yaparsınız diye sorsanız bana. Öyle bir soru sorun siz bana, sormuş olun. Evet. Ben şöyle derim. Bir, bulduğum her yere kütüphane yaparım. Evet. İki, bulduğum her çorak yere, ama her çorak yere, her böyle boşluğa ağaç dikerim. Evet, çok yani güzel. Proje ise proje bu. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Mesela tabii ki kamu vicdanı var, hukuk var. Birisi suç işlediği zaman cezasını işte uzun kısa vadede görüyor. Ama hukuka yeni bir, hatta bunu yapan hakimler de var. Hukuka yeni bir tanım getirilseler, şöyle yapsalar. Kripto parayı çaldı götürdü. Yakalandı mı bu 2 sene sonra? Bunun paralarına el koysalar. Ceza olarak işte bir miktar para cezası verseler. Ama para cezası yerine kilometrelerce yeri ağaçlandırma cezası verseler. Evet, doğru. Bazı medeni ülkelerde bilemiyorum yani. Evet. Proje ise yollarda çalıştırıyorlar. Yollarda yani evet. Cezayı böyle sadece paraya endeksli değil de onun cezasının sonraki bir nesle katkısı olacak şekilde cezalandırma yapsalar. Yapılıyor mu? Yapılıyorsa tek tük, yapandan Allah razı olsun. Şimdi ama bu devam etsin. Sayın İçişleri Bakanı bu konuda çok duyarlı. Kripto para vurgununu yapan vatandaşın Türkiye'deki mal varlığını bankalardaki hesabına el konuldu. Devlet el koydu. Ha bu yeterli mi? Değil tabii ki. Adam 1 lira bıraktıysa 100 lira götürdü. Elbette yakalanacak, götürdüğü de alınacak böyle. Yani dediğinize katılıyorum. Tabii ki bu adama hapiste yatacağına, kardeşim şu bölge senin, yaşadığın sürece ağaçlandıracağım burayı. Biz de göreceğiz. Yoksa suçun bir misli toprak daha veririz yine. Yani doğaya el birliğiyle sahip çıkmamız evet, lazım. Evet. Evet. Bu yani çevre bizim için var. Hatta biz şurada sayılı günlerimiz var. 10 yıl, 20 yıl. Evet. Allah uzun ömür verirse. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz sağlıklı ama çocuklar, torunlar, onların yeni bir nesil. Yani onlara ülke... yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız efendim. Yani şimdi ben gençliğimde 40 yıldır İstanbul'dayım. Gençliğimde bu Mecidiyeköy'de dut ağaçları vardı efendim. Siz de bilirsiniz. Şişli'de falan şu bahçeler vardı. Şu Cevahir'in olduğu yer, otobüs son durakları, Mecidiyeköy Dutluk, Etiler, Levent alanları, Etiler Kırsalı diye geçiyor. Evet. Etiler Kırsalı diye geçiyor. Evet. Yani, siz 40 yıldır İstanbul'dasınız. Ben 55 yıldır İstanbul'da olduğum için biraz daha sizden daha eski, yaşlı değil ama daha eski bildiğim için öyle söylüyorum. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz.
Tabii ki yani bütün şehirler büyüyor ama şehrin dokusuna dokunmadan büyüseydi belki de İstanbul... Efendim yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir laf var. Dikey yapılaşmayı bırakalım dedi. Yeter artık. Dikey yapılaşma dediğimiz nedir? Yani gökdelenler. Peki ne zaman başladı bu dikey yapılaşma? Yani dikey yapılaşma biz 1960'larda çizgi romanlarda gökdelenleri görüyorduk 60'larda. Şimdi yaşıyoruz efendim gökdelenleri. Şimdi, yani ne zaman başladı, ne zaman yasaklandı? Yani başlarken öngörülecekti aslında bu. Evet. Keşke falan affedersin demek falan şeye benziyor bu. Anladım. Mahkum ediyorsunuz. Pardon, Ferhan Şensoy'un Pardon filmi vardı. Pardon. Evet. O 15-20 yıl yatıyor. Siz suçsuzmuşsunuz pardon falan diyorlar. O hoş bir olay olmadı. Evet öyle. Evet. Ama teşekkür ediyorum yine de emeğiniz için. Şimdi biz geçen günkü programımızda Afrika'nın ve 3. Dünya ülkelerinin özellikle gelişmekte olan ülkelerin Türkiye'ye çok sevgiyle, gönül bağıyla bağlandığını, Türkiye'nin onlar için rol model olduğundan falan bahsetmiştik. Evet. Ama Türkiye tabii ki 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllardaki Türkiye değil. Özellikle 80'den sonra hızlı bir özel teşebbüsle bir değişiklik yaşandı. Yeni bir nesil geliyor. Artık ama yeni Türkiye. Yeni Türkiye. Ama yine de bizim biraz evvel yeşillik için, doğa için yaptığımız projelerde bir başka özellik var. Bilim içinde proje yapmalıyız. Bilim, evet. Bilim projeleri. Evet. Mesela bundan 10 yıl önce çok özür diliyorum. 10 yıl önce bu devlet bilim köyleri kurmayı hedefledi. Henüz kurulmadı. Bilim köyleri. Evet. Yani bilim, çok tabii, güzel. Tabii, çok tabii. Güzel. Başına da bir doktor bey gelecekti. Ama ne oldu? Neden durduruldu o proje? Yani şimdi bilim köyleri çok evet, güzel. Şimdi, İsmi bile güzel. Evet. Efendim dediğiniz her şeye katılıyorum. Altına imza atarım. Artık mahkumları hapishanelere götürüp orada beslemek yerine onlara topluma, ağaçlandırma, işte hayvan bilmem ne, tabiata doğaya, can verme, doğaya geri, can geri dönüşüme verme. Yani evet. O kadar çok çalışacak alan var ki. Evet, yani, hem de o da bir birey olarak kendini daha evet. Daha yani, daha iyi hisseder. Yani bir ağacı kesmek bir insan öldürmek gibi düşünülmeli. Ya da bir hayvana yapılan katliama seyirci kalınmamalı. Bunu bazı belediyeler işte görüyoruz. Bunun A partisi, B partisi yok. Bazı belediyeler hayvan barınaklarında o hayvanları barınaktan çıkarıp orayı ölüm kampı yaptıklarını televizyonlarda izliyoruz, çeşitli televizyonlarda. Ama kamuoyu da duyarlı bu konuda. Evet, bunları yani yapan... hayvanseverler evet, evet. Gidip yardım ediyor, parasal, maddi mamadır falandır filandır. Ama bir türlü hayvan barınaklarındaki katliam önlenmiyor. İşte bu halkımızın biraz hayvan sevgisi, doğa sevgisi, ağ sevgisi... En önemlisi de kitap sevgisi hocam. Kitabı baştan söylemiştim. Yani evet. Yani Erol hocam, Türkiye'de bir kitap yayınlandığı zaman 1000 satması bile hadise oluyor. Oysa Azerbaycan dediğimiz ülkede bir hikaye, bir şiir kitabı 300.000-400.000 satıyor. Yani insanlar okuyor orada. Biz okumuyoruz efendim. Ben gazeteciliğe başladığım yıllarda toplam tiraj, Türkiye'deki gazetelerin toplam tirajı 2,5 milyondu. Bugün 2 milyonun altına indi. Gazete de toplamama, evet. Evet efendim, yani bu millet okumalı. Yani kitabın zararlısı yok, anlatabiliyor. Çizgi roman okusun ama okusun. Bizim çocukluğumuzda Texas Tomix vardı. Neler öğreniyorduk, ne insani değerler öğrendik onlardan. Hani hiçbir şey öğretmiyor diye bir şey yok. Hiçbir kitap zararlı değil. Biraz evvel değerli yazarımız, saygıdeğer Tayfun Atmaca Bey de evet. Kitabından bahsetti. Bir kitabın nasıl emekle, nasıl tabii, zorlukla, tabii. Yıllara yayılan bir çalışma olduğunu... Oya gibi işlendiğini. Tabii ki.
bir kitap için kitabın anlatıldığı olayların bölgesinde dolaştığından bahsetti. Evet. Bir de ortaya çıkan o ürünün dediğiniz gibi insanlar tarafından okunması, sindirilmesi, hayata dönüştürmesi lazım. Tabii ki lazım. Ya her kitapta bir insani bir vicdana hitap eden cümleler var. Yani kişiler vicdanını kitaplarla yıkarlar diye düşünüyorum. Ya yani ne güzel laf. Yani vicdanın yıkanması diye bir şey var. Temiz vicdanlı olmak. Yani her şeyi şey yapma. İnsanların ortak değeridir vicdan efendim. İnsanlığın ortak değeridir. Sık sık da yıkanmalı. Neyle yıkanır vicdan? Kitaplarla okuyarak yıkanır. Şimdi biraz evvel o Amerika'dan vesaire bahsettim ama bir de biliyorsunuz Avrupa Birliği var. İşte Avrupa Birliği'nin bize bakışı var. Çin var. Rusya var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi ben size soracağım. Bakayım hatırlayacak mısınız? Ay'a ne zaman gitti Amerika Birleşik Devletleri? Ay'a? 67. 67 mi 69 mu? O aralar mı? O aralar. O aralar. Ama o Ay'a ayak basma olayından bahsediyoruz. Evet. Ruslar uzay çalışmalarını Amerikalılardan önce başlıyor. Amerikalılar Ay'a ayak basma olayında öncelik kazanıyorlar. Evet. Ama 67, 77, 87, 2007, 2017 hala NASA diye bir yer var. Çin'in de başka bir yeri var. Hala uğraşıyorlar. Evet. Şimdi haber şu. Mars'a önceki günlerde başarıyla indiği açıklanan Çin'in uzay aracı Kızıl Gezegen üzerinde aktif haldeki dördüncü robot oldu. Çin Mars'a bir uzay aracı gönderiyor. Dördüncü robot. Yani Amerika, Rusya ve Çin. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Mars'a başarıyla araç indiren ikinci ülke oldu. Evet. Yani 70'ler 60'lar tarihte kaldı ama çalışmalar, bilim çalışmaları devam ediyor. İnsanlar dünyayı fethettiler mi bilmiyorum. Gözlerimi doymadı bilmiyorum ama Mars'a gidiyorlar. Evet. Bizim de böyle çalışmalar yapmamız gerekmiyor mu? Biraz evvel bilim köyü dediniz. Efendim, şimdi Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Obama televizyonlarda sık sık bugünlerde ben diyor başkan olduğum zaman diyor bu uzay konusunu sordum. Bu uzaylılar geliyor mu Türkiye'ye gidiyor evet, mu? Evet. Ve biliyorum ki diyor sıklıkla bizim dünyamıza da geliyorlar ve diyor biliyorum ki diyor uzayda bir medeniyet var. Var diyor. Bir canlılık var diyor. Yani elbette uzay incelenmeli. 72 bin alem diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya, 72 bin ya. Alem. Yani dünya gibi 72 bin yer var diyor. Ya. Yani ben Allah'a inanan insanlarız. Tevekkülümüz de var. 72 bin alem. Derken biz henüz daha dünyadayız. Dünyadayız. İkinci bir aleme daha henüz açılmadık. İnşallah evet. Açılırız evet. Diye düşünüyorum. Evet. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Başka neler söyleyebiliriz? Şimdi aslında hep böyle proje söyleyerek toplum zaten bunları biliyor ama imkan meselesi, zaman meselesi, eğitim meselesi belki bunlar. Ama ne kadar çok dinlendirirsek bu pozitif projeleri o kadar yararlı olacak. Ama burada bir araştırma raporu var. Çok hoş değil ama söylemek zorundayız. Çünkü tespit yapılmışsa üzerinde birkaç kişinin konuşmasına fayda var diyorum. Evet. Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV'in hazırladığı gençlik araştırması raporu tespitleri özetle şöyle. Gençlerin %53'ü anne babasından, aile bireylerinden daha eğitimli. Çok ilginç. Buna karşılık daha düşük gelire sahip. Çok ilginç bir tespit bu. Efendim. Devam edeyim. Ondan sonra siz lütfen hem rahat konuşun diye. %51'i ekonomik olarak ailesine bağımlı yaşıyor. Bu inanılmaz bir oran. Yakın geleceğe dair umutları pek fazla değil. %25'inin gençlerin
borcu yok. Bu facia tabii, yani öyle bakalım. Neden? Devletin yaptığı bir takım araştırmalar da var. Yani gençlerin, eğitimli gençlerin bir an evvel yurt dışına gitme arzuları var. Bunu en küçük bir fırsatta mı diyorsunuz? Tabii tabii tabii. Yani devlet bu konuya ciddiyetle üzerinde duruyor. Allah devlete millete zeval vermesin. Bu çocukların beyin göçü dediğimiz bu olayı önleme çabasında devlet. Ha, ne kadar başarılı olur? İnşallah başarılı olur demek lazım. Yani üniversite bitiren gençler daha 3. 4. sınıflarda ben hangi Avrupa ülkesine giderim diye düşünüyor. Evet. Yani onun çabası içine giriyor. Bu tabii işte Almanya'da BioNTech aşısı buluyorlar. Bir Türk buluyor. NASA dediğimiz yerde efendim çok sayıda. %3 NASA'daki mevcut nüfusun %3'ü Türk bilim adamları. Yani biz beyin göçü veren bir ülkeyiz. Beyin, yani o beyin göçü olmuş bilim adamlarımız, gençlerimiz bu ülkeye cazip şekilde, cazibe merkezi olarak geri dönmesini devlet sağlamalı. Dönmesi, diğerlerinin de hiç dışarıya gitmeyi yani düşünmemesi gerekiyor. Olmaması lazım. Kimle konuşsam ben diyor İngiltere'ye, işte Fransa'ya, şuraya buraya git. Oysa Türkiye dünyanın cazibe merkezi bizim ülkemiz. Benim de Abuzer Bey, sizin de belki ona benzer çevrenizde yorumlar olmuştur. Öğrencilerimden yani yüzde verebilirim. Yani %60-70'e yakını, uzun zaman için söylüyorum bunu, 15-20 yıla yayılan bir süre için söylüyorum. Yurt dışını gördükten sonra tespitleri şu: para kazansalar dahi, bakın, para kazansalar, makam mevki sahibi olsalar dahi, Türkiye farklı bir yer, Türkiye gibisi yok. Evet. Aslında bu hissiyatı, bu aidiyatı hissettirmemiz, çok erken hissettirmemiz gerekiyor. Bakın, evet, yurt dışına gitmeden evvel müthiş bir çabayla oraya gidiyor. Para kazanmasına rağmen, büyük mevki sahibi olmasına rağmen benim ülkem diyor. Benim ülkem diyor. Bu şu ana atasözü var ya, bülbülü altın kafese koymuşlar, illa da vatanım demiş. Onu ben şöyle yorumluyorum. Şimdi turizm diyoruz. Yani yurt dışına gideceksiniz, bana 8 tane ülke sayın. Bakın, tabii her yer, aslında dünyanın her tarafı güzel. Yani çok güzel coğrafyalar var. Ama Türkiye'yi şöyle Karadeniz'den başlayın. Karadeniz ayrı bir güzel. Evet. Amasra vesaire. Ege ayrı bir güzel. Akdeniz ayrı bir güzel. Güneydoğu da. Güneydoğu'nun tarih turizmi ayrı bir güzel. Evet. Bakın, İç Anadolu'dan falan bahsetmedim. Orası zaten medeniyetler beşiği. Evet. Yani uygarlıklar beşiği. Evet, evet, evet. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman bize yurt dışından turist... Erol Hocam, son 10 dakika. Öyle mi? Toparlayalım. Siz, tamam. Şu şeyi de eğitimcilerin, devlet adamlarının, din adamlarının bu topluma verdiği mesajları da söyleyelim mi? Vereceği mesajları da konuşalım. Ya ben onu belki en başta... Ben siz yorumlayın bu sefer. Efendim, bir ilimizin müftüsü, devletin, diyanetin devlet memuru olan bir müftü, Balkan Türkleri için, Balkan da yaşayan Fatih evladı Fatihan için, bunların %90'ı sepedayız falan filan laflar edildi. Bunlar duruş değil efendim. Bunlar ötekileştirme. Yani devlet elbette bu konulara bizden daha şey davranır. Ben Karadenizliyim ama yani böyle bir şeyi de Balkan Türklerinin hak ettiğini düşünmüyorum. Şimdi din kim söylüyor bunu? Bir müftü, devletin müftüsü. Din insanı. Evet. Din adamı demeyelim. Din sevgi demek yani. Din insanı. Yani kutsallar diyoruz biz, kutsallar. Evet. Kutsallar insanları göğüslerine, şuraya yakınlaştırmak için vardır. Eğitimciler için de bunu söyleriz. Eğitimciler
bir tane, iki tane, üç tane yanlış çıkabilir, olabilir yani her cemiyette. Evet, evet. Ama geneli, ülkenin birliği, bütünlüğü ve bekası için vardır. Evet. Din insanlarının bu görevi kat ve kat fazla. Ben size bunu, tabii buna katılma şansımız mümkün değil. Aklıma gelen bir örneği vereceğim. Zannediyorum Balat bölgesinde, evet, Balat bölgesinde yine bir müezzin veya cami imamı. Cami imamı, yani görevli, orada bir başarı hikayesi anlatıldı onun, o beyefendi için. Aslında bu normal yapılması gereken bir görev ama başarı hikayesi olarak anlatıldı. Şöyle, her gittiğinde yolunu uyuşturucu kullanan gençler kesiyor yolunu. Para istiyorlar, 1 lira, 2 lira. Onların zaten fazla paraya ihtiyacı yok. 1 lira, 2 lira istiyorlar. Görevli bey onlara diyor ki, size para vermiyorum. 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün, 10 gün. Ne zaman karnınız açsa size buraya çorba evi yapıyorum, aş evi yapıyorum. Gelin yani karnınızı doyurun. Çok güzel. Üstünüz mü yok? Ben söyleyeceğim arkadaşlara. Size onlar yardım edecekler. Üst baş giysi temiz. Evet. Şeyiniz mi yok? Tıraşınız mı yapılmıyor? Berbere söyleyeceğim, sizden para almayacaklar. Tam 3 yıl, 4 yıl sonra o uyuşturucu kullananlardan ailesine dönen 20-30 tane genç çıkıyor. Çok güzel ya. Bro. Şimdi bunu yani bu böyle yani şimdi bu var ya, hepimizin yapması gereken bir şey ama din adamı yaptığı zaman bir daha kutsal bu. Bu nasıl güzellik böyle? Din bunu emrediyor. Evet. Şimdi yani burada koskoca Balkan Türklerini karşısına alacak bir din adamı ya, akıl tutulması mıdır? Nasıl bir şeydir? Şimdi Balkan yani Türklerini demeyelim. Sadece siz sizin için söylemiş olsa bu lafı, din insanının sizi alıp misafir edip gönlünüze girmesi için vakit ayırması lazım. Evet. Evet, aynen öyle. Bunu Hazreti Zekeriya yapıyor mabette. Hazreti Zekeriya sabırla herkesi alıyor, günlerce dinliyor. Hazreti Zekeriya tarih öncesinden bahsediyorum. Evet. Bu hafta yazdığım yazı olduğu için hatırımda kaldı. Evet, onun evet, için güzel. Birden öyle hatırladım. Tabii ki bir kişi bile olsa, ama kaldı ki bir bölgeyi, bir coğrafyayı şu diye, bu diye nitelemek, yaptalamak sizin işiniz olamaz. Bakın, sizin işiniz olamaz. Benim işim olamaz. Bir eğitimci bunu yapsa asla ve asla kat'a olamaz. Bir din insanına hiç yakışmaz. Ama tarihçiler var ya, tarihçiler. Daha evvel acaba tarihçilerle ilgili, hani bu soykırım meselesiyle ilgili dedik ki biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Tarihçiler oturur konuşurlar. Bu konuda da tarihçiler çalışma yapar. Derler ki Balkan Türklerinin söylendiği gibi oranı bu değil de budur. Ya da hiç yoktur ya da çok vardır. Evet. Bilim insanlarına biz inanırız. Ama sadece bir makam mevki sahibiyiz diye biz o zaman burada oturalım, bir veri alalım, konuşalım. Günah. Günah, evet, diye söylüyorum. Günah. Öyle yorumluyorum. Talihsiz bir açıklama. Sevgili Erol Hocam, biz zamanı çok fazla açtık. Öyle mi? Evet. Peki. Kusuruma bakmayın benim. Değerli Kanal 34 ve Hür TV izleyicileri, bu Hür Hayat programını burada noktalıyoruz. Zamanımız kalmadı. Haftaya pazartesi günü yine 20-21 arası görüşmek üzere. Sağlıklar ve esenlikler diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.